Gücünü yitirmiş bir kale, her yeri gizem dolu. Urartulardan Sümerlere, Hititlerden Asurlulara, Romalılardan Bizanslılara. Kimisi Balaus, kimisi Balao, kimisi Palao, kimisi Şebeteria, kimisi Romanapolis, kimisi Asmasota, kimisi Şimşat dedi. Urartular buraya yazıtlarını bıraktı ve şöyle dedi Urartu kralı Menua. Kim bu kitabeyi kırarsa, kim bu kitabeyi sökerse, kim birinin yanında diğerini görürse, haldi hava tanrısı, güneş tanrısı ve diğer tanrılar onu mahvetsin. Güneşin ışıkları da götürsün. Arhi ve insani yaşamına son verecek ve yok olup gidecektir. Urartulardan kalma mağaralar, kalenin içinden geçen merdivenler, güneşi hiç görmeden kıyameti bekliyor gibi. Doğu Roma burada bir kilise yapmış. Fakat zaman ve diğer unsurlar burayı zorla eritmiş sanki. Selçuklu akınları başlamış ve bu kent dinsel ve ırksal bir çeşitliliğe neden olmuş. Selçuklular camiler yapmış fakat onlar da zamanın yıpranma ve aşınmasına maruz kalmış. Ve sonra Osmanlı aldı bu toprakları. Cami, medrese, han, hamam yaptı bu kente. Palu hakimi Cemşit Bey diye seslendi Yavuz Sultan Selim Han. Ona güveniyordu Yavuz Sultan Selim Han. Osmanlı oldu buralar. Dört bin yıllık bir kent, sokakları, evleri, ibadethaneleri ve kalesiyle yoruldu
yıprandı ve unutuldu. Çünkü artık hafızamızı yitirdik, kendimizi terk ettik.